Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir orkide videosu ile geldim sizlere. Bugünkü videomuzun konusu orkide yaprak sararmasının sebeplerini anlatacağım. Neden orkidenin yaprakları sararmaya başladı ve sararan yaprakları ne yapabiliriz? Hepsini detaylı bir şekilde sizlerle bölüşeceğim arkadaşlar. Ama sizlere öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Benim paylaştığım geçen orkide videolarımın altına bazı hanımlarımız yorumlar yazmışlar. Yazmışlar ki arkadaşlar, önce kendi orkidelerine iyi bak, daha sonra bilgiler verirsin demişler. Ben öyle yazılan yorumlar beni üzmüyor arkadaşlar. Çünkü herkes aynı fikirde olamaz. Herkes aynı bir şey yazamaz. Herkes kendi fikirlerini yazabiliyor. Güzel yorumlar beni sevindiriyor. Kötü yorumlar da beni yıkmıyor zaten. Ben kolay yıkılan bir insan da değilim. Öncelikle orkidelerimi sizlere göstereyim. Ne kadar sağlıklı olduğunu sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaprakları sert. Yapraklarının rengine bakın. Parlaklığına bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel bir orkidelerim var. Sararmanın sebebi de bakın bu orkidemi de göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde sararmalar olmuş bu orkidemde. Bu sararmalar neden olabiliyor? Bunun sebebi arkadaşlar ben bu orkideme yeterince azot vitamini verememişimdir. Ben hep doğal seçtiğim için doğal kürlerle beslediğim için azot vitamini ben hazır olarak alıp vermiyorum orkidelerimi. Orkidelerin azot vitaminini sadece bolcasına azot vitamini olan yağmurda oluyor arkadaşlar. İlkbaharda yağmurlar yağdığı zaman ben yağmur suyuyla sularım hep orkidelerimi. Yağmurun altına koyarım orkidelerimi. Ama şu an kış aylarında olduğumuz için azot vitaminini yeterince veremediğim için bu şekilde orkidelerimin içinden sararmalar oldu. Buna yaprak sararması demiyoruz arkadaşlar. Bunun rengi değişti. Azot vitamini yetmediği için bu şekilde sararma oldu orkidemde. Bu orkidelerimde de göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde bir yaprağı sarardı. Bu sararmanın sebepleri ne olabilir? Bu orkidemin yapraklarının sararması arkadaşlar öncelikle dikkat etmenizi istiyorum. Önce şunu anlatmak istiyorum. Böyle sararan yaprakları hemen kesip almayın arkadaşlar kendiliğinden kurumasını bekleyin kuruduktan sonra kesip alarsınız koparırsınız eğer bu şekilde kesi, ya koparırsınız kesilen yerinden bakteriyalar kapacak ve orkidelerinizi kaybedeceksiniz mantar hastalığına bulaşacaktır o yüzden orkidelerinizin bu şekilde sararan yapraklarını ellemiyorsunuz bırakıyorsunuz bu şekilde kurumasını bekliyorsunuz kuruduktan sonra koparıyorsunuz. Kendiliğinden düşecek arkadaşlar zaten orkidelerinizin yaprağı, sararan yaprağı. Ve bu, bu şekilde sararmanın sebebi ne olabiliyor? Benim orkidelerime bakın arkadaşlar kaç yaprağı var. Bu şekilde orkidelerin sağlıklı büyümesi, yapraklarının çoğalmasının sebebidir. Biz bir canlı olduğunu unutmayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yaprağı geliyor ortadan. 7. yaprağı geldiği için alt yaprağını sarartmaya başladı orkidelerimiz. Bakın bu şekilde alt yaprağını sarartmaya başladı orkidemiz. Yaprağını dökmek istiyor arkadaşlar. Çünkü bu canlı olduğunu, bir bitki olduğunu da unutmayalım. Yeni yapraklar çıktıkça eski yapraklarını bırakacağını, sarartacağını da unutmayalım arkadaşlar. Hemen orkidemin yaprağı neden sarardı deyip bir panika kaplıyoruz hepimiz. Bakın burada da göstereyim. Bu orkidemde de göstereceğim sizlere. Bu orkidemin kaç yaprağı var? Bakın bir tane. Bu görüyor musunuz? Açık yeşildi. İki tane. Üç. Dört. Beş. Altı tane bir yaprağı var Arkadaşlar. Çünkü yeni bir yaprak çıkardı orkidemiz. Yeni yaprağı çıktığı için alt yaprağının rengini açık yeşile döndürdü. Çünkü bu yaprağı alt yaprağını değişecek orkidelerimiz arkadaşlar. Zamanla sararıp kurutmaya başlayacak. Bakın bu açık yeşil olan yaprağı kurutmaya başlayacak. Bu yaprak yeni çıktığı için alt yapraklarının rengi değişiyor. Açık yeşil oluyor. Zamanla sararıp ve kurutmaya başlıyor. Eğer orkidelerinizin Orta kısmından yaprakları sarardıysa, o sararmanın sebebi biri mantar hastalığına kapılmıştır. İkinci olarak da yeterince kış aylarında güneş vitaminini almadığı için yapraklar o şekilde sararmaya başlamıştı. Güneşten arkadaşlar vitamin demir vitaminini alıyor orkideler. Eğer siz demir vitaminini yeterince vermiyorsunuzsa yaprakları ortadan sararmaya başlıyor orkidelerinizin. Bu şekilde de yaprakları renkli olduğu azot vitamini yetmiyor arkadaşlar. Ben şu an azot vitamini veremediğim için bu şekilde orkidemin yaprakları sararmaya başladı. Buyla sararma demiyoruz arkadaşlar. Yeşilliği kaçtı. Doğal yeşilliğinde değil, açık yeşilliğinde duruyor. Bakın bu şekilde açık yeşilliğinde duruyor. Ama diğer orkidemin yapraklarına bakarsak koyu yeşil. Hepsi çok güzel, sağlıklı büyüyorlar. Yeni yapraklar çıkarıyorlar. Aktif bir şekilde de kökleri çalışıyor arkadaşlar kök salıyor arkadaşlar ben hepinizi de çok seviyorum bu arada hepinize de çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için beni takip ettiğiniz için inanın sizleri o kadar çok seviyorum ki kurban olduğum Allah sizleri benim karşıma çıkardı sizler olmasanız benim elimden tutan insanlar olmasa beni hiç kim bu yolla yürütemezdi ben de sizlere kendi fikirlerimi, baktıklarımı, kendi tecrübemi hepsini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İnanın hepsini severek yapıyorum. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel çiçekleriniz olmasını çok istiyorum. Bazı hanımlarımız kötü yorumlar yazdıkça biraz üzülüyorum ama herkes aynı fikirde olmadığını da düşünüyorum. Çünkü her ayrı ayrı bir düşüncesi var, bir fikirleri var. Herkesin fikrine de saygıyla bakıyorum. Saygı diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Çok mutlu ediyorsunuz beni her zaman. İnanın gerçekten sizler olmasanız ben bu yolda da yürüyemezdim. Çok seviyorum hepinize. Arkadaşlar şunu da anlatmak istiyorum. Ben Türk değilim. Türkçe güzel konuşamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar ne olur. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bazı takipçilerim de konuşmamla ilgili yorumlar yazıyorlar. Ben zaten Türk değilim arkadaşlar. Türkleri çok seviyorum. Türkleri olan sevgim çocukluğumdan kalma benim. Kötü yorumlar da beni yıkamaz. Türkleri olan sevgimi, saygımı, hürmetimi ezip geçemez arkadaşlar. Biz zaten hepimiz Türk'ük. Ben Azeriyim arkadaşlar. Gürcistan'da büyüdüm. Doğuma büyüme Gürcistanlı Azerisiyim. Kendimi de tanıttığıma göre umarım sizlere güzel yeterince bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yakınlarınızla birlikte hepinize sağlık diliyorum arkadaşlar. Güzel günleriniz olsun. Güzel çiçekleriniz olsun. Videomu da beğendiyseniz beğeni bırakarsanız da beni de çok mutlu etmiş olursunuz.